En üstün sadaka dil sadakasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine en üstün sadaka nedir diye sorulunca şöyle buyurmuştur. Salim olduğun ve ihtirasa kapıldığın, yani yaşamayı ümit ettiğin, fakir olacağından korktuğun bir durumda sadaka vermen ve canın boğazına gelinceye kadar bunu ihmal edip ölümün eşiğinde bu kadar mal falanın ve şu kadar mal da filanın dememendir. Çünkü o anda mal zaten falan ve filanın olacaktır. İmam Bakır aleyhisselam veya bir diğer rivayette İmam Sadık aleyhisselam en üstün sadaka nedir diye sorulunca şöyle buyurmuştur. Fakir birine az bir yiyecek vermektir. Aziz ve celil olan Allah'ın her ne kadar kendileri muhtaç olsa da başkalarını kendilerine tercih ederler sözünü işitmedin mi? Acaba sadaka hususunda bundan daha üstününü gördün mü? İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Zengin insan için sadaka vermek kolaydır. Ama aziz ve celil olan Allah, az malı olan ve onunla fedakarlıkta bulunan kimseyi övmüş ve şöyle buyurmuştur. Başkalarını kendilerine tercih ederler. Resulullah kendisine en üstün sadaka nedir diye sorulunca buyurdu ki, fakirlik anında sahip olduğu az olan malını gizlice muhtaca vermektir. Yine Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, insanların en üstünü gücü yettiğince bağışta bulunandır. En üstün sadaka fakire gizlice vermektir ve fakir insanın fedakarlığıdır. Yine Allah'ın sevgilisi, en üstün sadaka kendisiyle kan dökülmesine engel olduğun, tatsız olayları def ettiğin ve Müslüman kardeşine bir fayda verdiğin dil sadakasıdır buyurmuştur. Yine buyurmuştur ki, en üstün sadaka dil sadakasıdır. Bunun üzerine kendisine şöyle arz edildi. Ey Allah'ın Resulü, dil sadakası nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aracılık etmendir. Aracılık ederek bir esiri azat etmen, haksız yere kan dökülmesine engel olman, kardeşine bir iyilikte bulunman ve tatsız bir olayı def etmendir buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Hakkı söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Bir diğer hadisi şeriflerinde en üstün sadaka Müslüman bir şahsın ilim öğrenmesi, sonra onu Müslüman kardeşine öğretmesidir buyurdu. Yine buyurdu ki, en üstün sadaka dili korumaktır. Canım elinde olan Allah'a andolsun ki insanlar güzel sözden daha sevimli bir infakta bulunmamışlardır.